yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmet gibi şehit olmuştur. Ne konuşmuş? Telefonla her gün görüştüm. Oğlum nasıl durum dedim, baba. Çevrem devam bombalıyorlar. Bir buçuk iki kilometre kenarlarını bombalıyor devam. Oğlum ben artık kaç dedim. Ondan sonra şey yaptım. Atlattım. Geçim izinden dönerken ha. Baba ben gidiyorum. Şehit olacağım dedim. Takdir hüda, kuvveti bazu ile dönmez. Bir şema ki Mevla yaka, üflemekle sönmez. Cenab-ı Hak bir şeyi takdir ettiği zaman onu kol kasıyla, kuvvetle, pazuyla deviremezsin. Ve Cenab-ı Hak bir ışığı, bir çırayı yakmayı murad ettiğinde onu da üflemekle söndüremezsin. Dolayısıyla başımıza gelen bunca olayı aslında şehit uzman çavuş İbrahim Tüzel çok güzel özetliyor. Şehit olmadan, vefat etmeden önce babasıyla bir konuşmasında, baba günlerdir burayı bombalıyorlar ve ben şehit olacağım baba diyerek müjde eder gibi, müjde verir gibi bunu ailesine beyan eden bir er, bir aslan parçasını ve bunun gibi binleri cephede barındırdığımızı düşünecek olursak, Çanakkale'den hatta daha geçmişimizden alın getirin, ölümle bu kadar barışık bir milleti ölümle korkutamazsınız. Bediüzzaman'ın dediği gibi, biz elimize iki dünyamızı almışız, tek dünyalılar bizim karşımıza çıkmasın. Yani benim elimden dünyamı alırsan devam edeceğim bir ahiret diyarı var. Ya sen bütün dünyanla bana saldıran o hain ne yapacaksın? Senin dünyan alındığında yerle yeksan olacaksın. Tabii ki itikadi damarlarımızı kuvvetlendirse ve vatanımıza, milletimize olan aşkımızı aşılasa da İnsan bir yandan da üzülüyor. O şehitleri, arkasında kalan annelerini, babalarını, eşlerini, yavrularını düşündükçe insan gönlüne bir teselli arıyor. İşte o tesellinin en güzel halidir Allah. Düşünsene, sen dahi onlara bu kadar değer verirken, belki adını bilmiyordun, bugün öğrendin. Belki onlarla ilgili hiçbir fikrin yoktu, bugün onları duydun ve üzüldün. Onları her şeyiyle an be an idare eden, yaratan, bir anne gibi değil, üzerini örten, yemeyip yediren, içmeyip içiren bir anne şefkati değil, daha fazlasını her an onların bedeninde, yaşadıkları dünyada onlar için sunan, yediren, içiren, yaşatan bir ilim, bir irade, bir rahmet. Sence onları ne kadar seviyordur? Biz bile onlara üzülmüşsek elbette onları yaratan ve onların başına bunun gelmesini takdir eden Cenab-ı Hak onlara bizden daha sevgilidir. Mutlaka bu olayda bir rahmet cephesi de vardır. Yani olaya şöyle baktığın zaman bıçaklanmayı kimse istemez ve çirkin görür. Fakat eğer hastaysan ve doktora gitmen gerekiyor, ameliyat olman gerekiyorsa o doktorun neşterine, bıçağına para verir önüne. İnsan değil mi? Beni tedavi et diye yatar. Mesele bıçağın gelmesi değil, bıçağın kimin elinde olduğu. Mesele musibetin gelmesi değil, musibetin kimin elinde olduğu, kimden geldi. O yüzden öncelikle gönlünü ferah tut ki bu işler senin imanının zayiatına da sebep olmasın. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet, onlar bize mahşerde şefaatçi olsun inşallah. Arkada kalan sevdiklerine de imanla gönüllerini teselli edebilecekleri o manevi gücü, kuvveti nasip etsin. Bir noktayı daha şöyle konuşacak olursak, arkada kalan bizler için aslında çok fazla vazife düşüyor. Niye? Bir insan şöyle baktığın zaman hayatını kaybetse belki bu 100 yılına mal oluyor. Bunu çok iyi bildiği için Çanakkale'deki atalarımız severek Allah Allah diye cepheye koştular. Çünkü 100 yılı kaybetmeye mukabil sonsuzu kazanacaklarını biliyorlardı. Ama düşman içeriye girerse yayacakları günah ve kendi ahlaksızlıklarıyla belki bu toplumun sonsuzuna, ahiretine, ebedi hayatına mal olacaklardı. Bu yüzden severek gittiler ölüme. İşte şu an bizler sonsuzunu kazanmış şehitlerimize mukabil belki şu dünyanın günahının çalkantısı içinde sonsuzumuzu kaybediyoruz. Aslına bakacak olursak ölüm hepimizin başına geleceğine göre acınacak durumda olanlar belki de bizleriz. Üzülecek durumda olanlar belki de bizleriz. O yüzden şimdiden manevi olarak bir şeyler yapmalı. Bir sahabe efendimizin hayatı hayatımıza mihenk olsun. Savaşa giriyor. Savaşın o meydanında nefsi bir an can telaşına düşüyor. Can o an o kadar kıymetlendiğinde nefsi, yani benim canım, benim hayatım ne olacak dediği anda sahabe efendimiz nefsini şöyle susturuyor. Diyor ki ey nefis, sen bugün burada bu canı Allah'a satmasan işin nihayetinde yine ölmeyecek misin? O halde şimdi bari şu canı Allah'a ver ki fena, fani olan bu mal, bu beden beka bulsun.
Gözümün nuru şehidim, belki o bekayı kazandı. Şimdi sıra bizde. Eğer şehit olmasak da imanla kabre girmek için düşmandan, mermiden daha büyük saldırı olan günahlardan, imansızlık kurşunlarından sakınmak için manevi kalkan, manevi zırh almak sırası ecdat gibi bizde. Hep dedik, yine diyeceğiz. Cenab-ı Hak Çanakkale'den giremeyen düşmanın çanak antenlerden de içimize girmesine fırsat vermesin inşallah. Girdi ama. Ama girdi değil mi? O zaman Allah yardımcımız olsun.